بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع قلوبنا محمد Buyurunuz kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek Rabbim cümlemize yaşamak ve cennet okumak nasip ve müessir etsin. Rabbim eda ettiğimiz namazımızı ve kulluğumuzu kabul eylesin. Bundan sonraki hayatımızda da rızasına muvafık, istikamet üzere bir hayat ve razı olacağı bir akıbet cümlemize ihsan ve ikram eylesin. Değerli müminler, bugünkü dersimizde yakınlık kavramı üzerinde durmak istiyoruz. Zira her yaklaşan zamanın ve bazı mekanların kendine has özellikleri bulunmaktadır. Tıpkı hafta içerisindeki Cuma'nın, aylar içerisindeki Ramazan'ın veya mevsim içerisindeki bayramların farklı özellikleri olduğu gibi, yaklaşan gün bizim için kurban bayramı, eda edebilecekler için kurban ibadeti, edemeyecek olanlar için de bayram namazıyla bayramlaşma ibadeti yaklaştığı için kurban da yakın olmak demektir. Bütün ibadetler bir yakınlıktır ama bu bir başka canı Allah adına elimizle kurban ederek veya vekaletle Rabbimize yakınlığı tatmak veya bunu hissetmek. Şimdi okunan ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak buyuruyor ki ve kulim melu feseyyara Allahu amelek. De ki sevgili peygamberimize buyuruyor. Amel edin, çalışın, gayret edin. Yani tembel, uyuşuk, vurdum duymaz olmayın. Zira feseyyara Allahu amelek. Allah sizin amelinizi görecek. Önce kim görecek? Allah-u Teala. Bu amel hangi iş olursa olsun tevhid esasına, ihlas ve niyete ve fıkhın kurallarına uygun yaşanan tüm amelleri kapsar. Hangisi ihtiyaçtaysa, hangisi öncelikliyse, hangisi emredilmişse, hangisi eda ediliyorsa. Demek ki yaptığımız bütün işler feseyyarullahu amel. Allah amelinizi görecek. Ve Resulü'nü Resulü'ne görecektir. Tabii bu sevgili peygamberimizin hayatındaki görme tecellisi başkadır. Ümmetinin içinden ayrıldıktan sonraki görme tecellisi farklıdır. Ben müminum, bir de müminler görecektir. Hani benim cumamdan, bayramımdan, örtümden, zekatımdan, orucumdan, hayatımdan başkasına neymiş diye bir şey söyleyebiliriz. Müminler de gelir. Göstereceksiniz bir Allah'ı. Tabii niyetleri gösteremeyiz. O Rabbimize ait. Ama görüyoruz ki Allah Resulü. Peki peygamber görmesi olmaz mı efendimiz yani? Hani bazen sünnetle ilgili, hadisle ilgili konuşuyorlar ya, o da görür. Allah o kadar değer veriyor ki o madden, bedenen, mübarek vücuduyla aramızda olmadığı halde ayetler diyor ki o da sizi görecek. Yani o şuurda olacaksınız. Hani tasavvufta fena fi şeyh, fena fi resul, fena fi billah diye anlatılır. Dedik ki öyle kısma gelmeyeceğiz. Öyleyse öyle bir şuur olmalı ki namazda sanki peygamberimize canlı selam veriyor gibi Esselamu aleyke eyyühen nebi. Halbuki Esselamu alen nebi deseydik peygambere selam olurdu. Ama aleyke deyince
senin üzerine olsun diyoruz. Namazda da Subhaneke ya Rabbi tesbihat sanadır diyoruz. Bu kadar din peygamberi önemli bir mevkide olduğunu haber veriyor. Öyleyse Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَسَتُرَدُّونَ اِلَى هَالِ الْمَيْبِ وَالشَّهَادِ sonra döndürüleceksiniz. Oraya çevireceksiniz. Nereye? Gaybu ve şehadeti. Sizin için bilinen ve bilinmeyen ne varsa hepsini bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Allah için gayb yok. Mesela şu anda evimizde ne olduğunu farkında değiliz. Caddeden ne geçiyor farkında değiliz. Nerede çocuk doğuyor, nerede biri ölüyor farkında değiliz. Bizim için gaybdır. Bir de ahiret gaybı vardır. Geçmişte gayb vardır. Mesela kıssaların bir kısmını kimse bilmiyordu. Allah-u Teala bize onların gayb olduğunu söyledi, haber verdi. Gelecekte gayb olan vardır. Rum suresinin gelecek savaşları ya da Efendimiz İstanbul fethiyle ilgili alışverişlerine baktığımızda sarılmasın. Bütün bunları bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Peki dönelim. Feyyüne bir hukum bima tüm tüm tamir. O amel edin dendiği emri, hani amel edin de görülecek durdu ya, ne amel ettiğinizi Allah size bildirecek. İşte tevhid dini. Halbuki ameli üç kişiye gösterecek. Allah'a, Resulüne ve müminlere. Ama dönüş bir zattır vücud. Ki vacibül vücud olan Allah'a döndürüleceğiz. Ve orada amelleri bize haber verecek. Biz zaten biliyoruz. Haber vermek, karşılığını almak anlamında ya da amelin lütfu ile ziyadesi ki ihsandır. Onun için amel çok önemlidir. Ama maalesef İslam uleması, yani onları için maalesef demiyorum, insanları imanda tutabilmek ve kurtulma ümidi olmak için amel-iman dengesinde çok sınırlı konuşarak, dikkat ederek efendim amel-imandan cüz, parça değildir. Yani ameli eksikliğimiz bizi kafir yapmaz esasını yazdıklarında bu bizi kurtaracakken gevşek yazılır. O zaman da her önüne gelenimiz ne işlersek işleyelim diyor ki insanlar. Yani fark etmez nasıl olsa diyor, imanım var ya diyor. Ama amel yok, yok, yok. Halbuki amel ne kadar? Allah amelinizi görecek. Tamam, elde iman ettik diyen bir insan varsa onun ameline konu bu. Şimdi böyle beyan edince hocamızın okumuş olduğu son sureden sonraki Hud suresinde şöyle bir ayet-i kerime var. وَاِلَى ثَمُودَ يَخَعُمْ صَالِحًا buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Semud'u da kavmine, yani kardeşleri Salih'i Semud kavmine gönderdik. Şimdi bu ayetler aslında bize de aynı bilgiyi, aynı emri veriyor. Hani hep peygamberlere gönderdik, söyledik, gönderdik, söyledik diyor ya. Şöyle anlamıyorum yani, orada Semud kavmine gönderdik, biz Salih Aleyhisselam. Hayır, tüm peygamberler için derdik, verdik, bu beyni hadik. Öyle mi? Aralarında bir fark yoktur diyor. Yani, öyleyse onu bu şekilde dinlemek lazım. Ne dedi? Kâle yâ kavmin budullâhu mâlekum nilâhim. Hayır. Şimdi peygamberler iki esas önde durmuşlar tarihe baktığımızda, Efendimiz'den öncekiler. Bir, sağlam bir tevhid inancına çağırıyor. İki, hangi amel bozuksa önce onu ifade ediyor. Yani biz şimdi hiç gündemde olmayan bir yere gitsek, orada kalk bir vaaz et deseler, düşünmek lazım burada ne vaaz etmek lazım. Bunun müjdesi ne? Sıkıntısı ne? Hiç bilmeden bir şey konuşuruz, hiçbir şeye de isabet etmez. Niye? Yani biz kalksak gitsek bir sıratın olmadığı bir yerde meşhurdan vaaz etsek. Ne anlama geliriz? Hiçbir anlama gelmez. Niye orada sıratı yoksa? O zaman burada görüyoruz ki diyor ki ey kavmi Allah'a kulluk edin. Ondan başka kulluk edilecek bir varlık yoktur. Bu Allah ki huve enşehum minel ardı ve istemarakum fiha. Sizi yeryüzünde topraktan inşa etti, diriltti ve sizi oranın imarıyla sorumlu kıldı. Yeryüzünün imarı, mimarı insan. Onun için insanın yeryüzünde imar edeceği,
Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a, ahirete inanan ama zekat ve Allah'tan başkasından korkmayanlar iman eder. Şöyle bir sual. Sevgili Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde ilk önce evini mi yaptı, mescidini mi yaptı? İlk geldiğinde ne yaptı? Bir işte bu kadar bir durdu 10-15 gün. Ne yaptı? 15 gün için ev yapmadı ama 15 gün için Kuba Mescidi'ni inşa etti. Böyle bir bina yapmadılar. Ama bir gölgelik, bir sınır, bir ibadet yeri yapıldı. Ve ona öyle değer verildi ki, kendisi buyurdu ki, her kim ki burayı ziyaret eder, iki rekat namaz kılarsa umre sevabı kazanır. Kapısının üstünde Kuba Mescidi'nde yazıyor. O zaman demek ki, şimdi insanlar bazen bir yerde bir cami yapıyor. Zaten nüfusun oranına göre o cami çok ufak. Bakma büyük olduğunu soruyorum. Kaç nüfus var burada? 5 bin. Cami 500 kişi almıyor. Kadın erkek gelmeye kalsak. Şimdi Türkiye'nin 55 milyon seçmeni var. Camileri metrekareye vursak kaç kişi alır acaba? 55 milyon seçmen demek musun? 18 yaşında kadın ve erkek mi? Yarıya düşelim alır mı camilerimizin hepsi o kadar cemaat? Zor biraz yani. Belki de almayabilir. Ama ne oluyor şimdi? Bir cami kocaman hale getiremiyor. Fakat öyle köylerde var ki şehirlerden daha imrenilecek imece usulüyle cami yapan yerlerimiz var. Tabii asıl olan cami mi yapmaktır, eğilmek midir, cemaat mi oluşturmaktır, o işin sözün her iki tarafa sarkaç gibi gelip giden tarafa. O da olsun, o da olsun. Ama yine de milyar dolarlık değil, o günün inşaat malzemesi, imkanları veya sağlıklı kullanımına uygun olsun. Yani bazen böyle adam şimdi birine gitmiş demişler ki, hocam demişler, camiye halı alacağız demişler, para dokunuyoruz. Benim evde kilim var, kilim parası öyleyim demiş. O haklı. Ama camis evinde 5 bin liralık kilim olursa, şey halısı olursa, o camideki kilim de kılmaz. Kılar mı? Kılmaz. Yani herkes eviyle, imkanıyla, şehriyle mütenasip olmasında fayda var. Cenab-ı Hak diyor, zümme tuğbu ileyh, sonra Allah'a tövbe. İnne Rabbi garibun mucib. Bak garip kelimesi geçti. Benim Rabbim öyle söyledi. Yakındır ve dualara cevap verir. Uzak olan cevap veremez değil mi? Şimdi buradan kabirdekine çağırsak, İstanbul'dakine çağırsak, eve çağırsak bir vasıtası nasıl cevap verecek? Allah-u Teala'ya vasıtası dolaşıyor. Haşa. Denmez ama kontür falan gerekmiyor membeyle konuşmak için. Kontürüm bitti, zamanım bitti, pili bitti. Yok böyle bir şey. Kağıdı bitti, mürekkebi bitti. Var mı? Yok. Cenab-ı Hak yakınım ben size diyor. İşte kurban bu yakınlığın cana can olan kısmıdır. Devam edelim hemen size de. Başka bir ayette vaktin daralıyor gittikçe. İnnehu semî'un garîb buyuruyor Sebe suresinde. O Allah hakkıyla işiten, hakkı ve yakın olandır buyuruyor. Bakın Allah işitiyor ve yakın. Bu da şunu gösteriyor sevgili Peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde sahabeye uzakta olana ve kayıp olana yani sizden uzakta veyahut da göremediğiniz birine çağırmıyorsunuz. Allah'ına tekbir ediyorsunuz. Kendinizi bu kadar eziyete sokmayın. Yani tekbir getirirse bazen yırtılırcasına. Yok öyle de değil. Usulüne uygun olmasında fayda var. Bunun için bunu da böyle uyguluyor. Başka bir ayet hep biz biliyoruz Ramazan-ı Şerif'te. وَاِذَا سَيْلِكَ اِبَادِيَ اَنِّي فَاِنِّي قَرِيمٍ Kullarım eğer benden soracak olurlarsa de ki dua edince ben dua ederim, duasına cevap veririm. Neden? Çünkü ben yakınım onlara diyor. İşte bu da bize imanlı bir insan. Bazen ben şurada namazdan sonra da bir gönül ister ki uzun dualar yapalım. Ama cemaatle namaz kılınca cemaat da şöyle diyor, hocam sizin patronunuz, işiniz, geçiminiz burada. Ne yapalım? Allah Meryem'e mihraktan maaş vermiş, rızık vermiş, bizim rızkı da mihraktan vermiş. Soruyor Zekeriya Aleyhisselam, güllemâ tefele aleyhâ zekeriyye mihrak. Girmiş mihraba, mihrak onun bu oda. Ne yapıyorsun burada demiş, nereden gidiyorsun içiyorsun? Allah'tan demiş. Öyle işte demek mihraktan doluyor. Onun gibi sebeplere bağlı değil. Şimdi bakıyorum öyle güzel dua edenler var ki bazı böyle. O kadar tatlı, huzurlu dua edenler var ki imreniyor insan. Ama bazı çok az kardeşlerimizde hoca amanar Resul okuyor devam ediyor.
Hoca vaaz ediyor, devam ediyor. Okurken, hani bir Kur'an okurken duaya ara verip sonra devam etmekte fayda vardır. Anlıyor mu? Konsantrasyonunu tamamlamış. Onun derdi çok, hepimizin çok. Onun belki o anda coşkusu çok. Ama bazı orta ibadetlerde usulü de dikkat etmekte fayda var. Peki Rabbimiz yakınsa o zaman biz vesile aramamız lazım o yakınlığa, değil mi? Birini çok seviyorsak, arzu ediyorsak onun yanına gideriz. Vesile ararız. Cenab-ı Hak diyor ki يَا اَلَيْنَا مُتَقُلّٰهَ فَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَ Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve ona yaklaşmaya vesile arayın. Ona yaklaşmaya vesile arayın. Bu efendim manevi şahsiyetle mi geçer yolu? Salih amelle mi geçer? İmanla mı geçer? Farklı yorumlar var ama burada şu var. Allah'a yaklaşmaya vesile arayın. Tabi şimdi hemen da şey konusu gibi. Onu bırakalım, başka bir taraftan başlayalım. Kur'an-ı Kerim'in okunması. Kur'an-ı Kerim'in okunması için, doğru okunması için iki şey lazım. Ya Cebrail gelip öğretecek ya hoca öğretecek. Doğru değil. Allah'ın kitabını doğru okuma, harfleri güzel okuma. İşte bu sabah örneğin dedik, Allah razı olsun. Böyle bir okuyuşu elde etmek için. Hani harflerin terbiyeli okunması için. Şimdi tabi aksiyetimizi söyledik. Bu işin doğru okunması için beş esas lazım. Bir, mefareti huruf. Yani harflerin önü çıkacak yeri bilecek. Sonra sıfatları bilecek. Aynı yerde üç tane harf çıkıyor. Bak bakalım işin içinde aynı yerde üç tane harf çıkıyor ama sıfat değişir. Ondan sonra teşvik. Ondan sonra talim, ondan sonra kıraat gelir diyor kitapta. Hadi Kur'an okuyalım, hocam şöyle makamlı bir öğreti var, çok bir yazın göndereyim diyor. Ya Kur'an bu kadar böyle kolay bir şey olsa, hemen bir seferde inerdi, 23 sene indi. Önce harflerin çıkışı, sonra sıfatları, sonra tecvid, sonra talim, sonra kıraat, ondan sonra kıraatın içindeki dereceler apayırmış. Kim öğretmiş? Sevgili peygamberimiz öğretmiş. Şimdi buradaki hocayından Allah'a yakınlık için Kur'an öğrenmez. Kur'an öğrenmek için de bir hoca yetenek değil mi? Hop geri kalkıyor. Şirk olur. Hop yok ne şirk diye hocasız öğrenildi. Hiçbir şey hocasız öğrenilmez ki. Öğrenenler de hocadan öğrenir. Sadece ağızdan alırsa doğruyu okur ama koruyamaz. Birine anlatamaz. Onun için hayırlı mentale ver Kur'an'a müallim ol. Sade okuyanlarınız hayırlı değil. Sade okutanlarınız da hayırlı değil. Okuma ve okutmaya aynı anda devam edenleriniz hayırlıdır diyor bu hadisi. Öyle olsaydı o zaman biz derdik ki burada Kur'an sözleri var. Ben hayırlıyım okuyorum der. Yok. O da bir taraftan hala Kur'an'ın sırları ama muska sırları değil. Okunuş sırları başka talebeye lazım olan ilimleriyle meşgul olacak. O zaman ne olur? Hem okuyoruz hem okutuyoruz. Ne zamana kadar? Gavdur Afrika gayet yeterli bir ürün bilecek. Şimdi burada duralım. Bir de Kur'an-ı Kerim'de mukarrab kelimesi var. Yakın kullar. Şimdi yakınlık deyince herkes istediği yere yaklaşır. Öyle olur zaten. Bakın konuyu değiştirelim. İşin bir de başka yere bak. Ve câ'es-sahâru fînâhu. قَالُوا اِنَّ لَنَّا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ Sihirbazlar geldi, Musa Aleyhisselam'ın karşı Firavun'u davet etti. Dediler ki Firavun'a, tamam sen ne istiyorsun bizden? Musa'yı yeniden sihirlendiriyorsun. Biz galip gelenler olursak, bizim mükafatımız ne olacak? Açık bir soru. Galip gelirse mükafat ne veriyorsun bize? Var mı yani böyle mükafat verecek mi size bize? O da dedi ki, galip ne? Evet. Ve inneküm leminel mukarrabîn. Benim en yakınlarımdan olacaksınız. Yakın olduğunuzu bak. Firavun bile saymadı nimetleri. Saydı mı? Sarayda kalırsınız, konseye toplanırsınız, kötülüklerden korunun, maaş verin, çocuklarınızı eğitim. Yok gerek yok. Benim yakınlarımdan olacaksınız dedi. Firavun'un yakınından olmayı anladılar. Bu büyük mükafatı kaçırmayalım diye ne yaptılar? Kavuk ettiler. Ama Musa Aleyhisselam'ın yapıp ettiklerinin efendim bir sihir olmadığını, bunların maneviyatının büyük bir vahyin ve kudretin sonucu
Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettik. Biz ona döneceğiz. Sen dünyada nasıl hükmedersen hükmedir. Ya bir şeytana ve firavuna yakın olanlar var, bir de Hakk'a dönenler var. Bu yakınlıkla ilgili gelecek tekrar ama bundan bir daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de اُلَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ Vaka sırasında iki yerde geçmektedir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki ayet-i kerimede, işte onlar mukarreb kullardır. Allah'a yaklaştırılmış kullardır. Şöyle bir şey desek doğru mu acaba? Bir yaklaşmaya çalışanlar, bir yaklaştırılanlar var. Hangisi olmuşlarsınız? Yaklaştırılanlar mı? Bir mürid olanlar, bir murad olanlar var. Ya da biraz kitabı tanıyor ayetler. Bir muhlis olanlar var. İhlas için çalışıyor. Bir de muhlis, ihlasa ulaşmış olanlar var. Biri Faris'in payı, biri Mekru. O zaman burada şunu görüyoruz. Demek ki bakın, muharrem, sihirbazları bile keşfettikler, sana yakın mı olacağız, parmak yaptıklar Musa dişini bitirir. Ya Allah'a yakınlığı görünce, ne de derdi ona? İnneme tak diyanim hayatı. Sen dünyada hükmedersin, sen beni öldüreceğim, asacağım demekle tehdit mi ediyorsun? İman tehdit kabul etmezdir. Niye Allah'a yakınlığı tercih eder? Öyleyse kurban farklı bir yakınlığı. Böyle bakınca, bunun bir benzeri şu ara suresine daha geçiyor. Şimdi değerli günler, bu yakınlık konusu farklı anlamlar içindiriyor. Birincisi mekanda yakınlığı ifade eder. Bu. Ne gibi? Tedaya girmeyelim. Ayet-i kerimelerde hepimiz diyoruz ki وَلَا تَقْرَبَ هَذِي شَجَرَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ Ey Adem ve eşi, cennette dilediğiniz iyi için şu ağaca mekan olarak yaklaşmayın. Buyurun. Askeri bölge, mayınlı bölge veya denizde tehlikeli bölge veya balçık veya yukarıdan taş düşer. Yazdığını dikkat alıyor mu akıllarını? Alıyor dedi. O zaman ne yapacaksın? Yaklaşmayın mekan olarak diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse demiyor ki şöyle deseydi ağaçtan yemeyin demiyor. Yaklaşmayın. Detayları var bir kısım günahlar yaklaşırsa kendimizi kurtarırız. O zaman biz yaklaştığımız ve yaklaşmadığımız değerler ayrı, yapıp yaptıklarımız ayrı. Yaklaştık mı ondan kesin kaçmamız zorlaşıyor. Çünkü hava yakalanacağız. Bu bir. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime bu şekil, zamanda yakınlık konusu var. Bu nasıl olur? İnneme tevbet alıllahi dizine yakınlığına su ve bir can tüzüme edumuna min garibi. Allah katında makbul tövbe nedir biliyor musun? Bilmeyerek günah işleyip vakit geçirmeden angarim, çok hemen ingarimim, hemen böyle yakın bir zamanda tövbe ettim. O zaman bir günahın iki derecesi var. Nedir? Bir günahı işlemek, iki tövbeyi geciktirmek. Hani şimdi tövbeleri veren değil mi? Geciktirdikçe de günah sorumluluk devam ediyor. Allah'ın kabul ettiği tövbe, günahın peşi sıra çok çerçevuk toparlanma diyoruz. Onları kabul edelim diyor. Mingarimin yakın bir zamanda olacak. Günahla arasında girmiş 30 sene, 40 sene çok zor olacak be. Geri dönmek çok zor şey. Bunu da böyle bilmiş olalım. Ayet var. Derece bakımından yakınlık var. Nasıl derece bakımından? Allah'a yaklaş eder. Nasıl olur? Unutmazsak secde yapalım inşallah. Abdestini muhafaza edenler, uykuya dalmayanlarla ilgili. Kelle la tudinhu ve sküdü ve bakteri onlara itaat etme diyor. Hayır. O Yahud ailesinin dediğini yapma. Peki ne yap? Secde et ve yaklaş. Şöyle yaklaş. Nasıl yaklaşacak? Mekan mı yaklaşıyor? Hayır. Allah'a yaklaşma. O zaman burada görüyoruz ki derece bakımından yaklaşmanın en kutsal anı secde. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anlarını ister biliyorsunuz. Bir de bu yönü var. Nailiyet bakımından var yakınlık. Ülâike mukarrabun. Ve emmen ikenemden mukarrabun. Hanginde? Varlığa sonrasında. Yaklaştırılmış öz kullar. Halbuki ashab-ı yemin var. Amel defterini sayılan olanlar diyelim veya huzurlu olanlar, bedbah olmayanlar diyelim. Başka inneler var, iyi bunlar var. Bunlar ayrı kullar. Bu mukarret yakınlığı yakalayabilenlerin ecri, mükafatı diğer iki gruptan daha büyük olacak.
hayvanın kanlı yere damlamadan Allah onu kabul eder. Onun için asıl olan kurbanı kendimiz kesmektir. Kendi elinde kesmek. Ya da bulunmaktır. Ya da ciddi onu takip etmek. Şimdi tamam vekalet verirsin ama vakfa, bilmem camiye, kursa, talebeye, hocaya, yurt dışına, yurt dışına toplayacağız diye bir hürya yarış var. Kaldık ortasında. İnan öyledir. Ondan yine bir vebalim yok. Çok vebalim olabilir ama sezginlere böyle adam bir arıyor. Kes kendini. Niye? Çünkü sevgili peygamberimiz kendisi kesmiş. Ha, efendim kadının geçtiği yerin vallahi hayırlısının kübüne gelir diyor. Açık söyledim, özür dilerim. Hayızlı bir kadın kesse yemin mi? Tabii ki. Pişirdiğini yiyorsun ya. Konu birden bir yere kaçtı. Yani şimdi işimize gelince, tabii bir de böyle kadınlar mezarlığa gidebilir mi? Bir onu söyleyeyim. Cemal Öğüt diye bir hoca efendinin kitabı var rahmetli. Çok iyi bir hoca efendi. Kadın İmmali diye. O en güzel bunu anlatıyor. Diyor ki kadınlar mazeretli günlerinde mezar ziyareti yapabilirler. Hasta ölürken yanından çıkarılır mı? Durup diriyken yanında duran ölürken diye duramasın. Hatta Peygamberimiz bayram namazında özürlü olanlar, utangaç olanlar, namaz kılanlar, kılmayanlar topluyor. Nereye? Diyelim bir meydana topluyor. Tamam mı? Mescid almaz ya dışarı topluyor. Biz namaz kılmıyoruz, siz de geleceksiniz. Şimdi bir kırılma olmuş, kadından geçilmiyor sabah. Sabahleyin geldin namaza, akşama yatsıya gelebilir. Gençler her yere çıkıyor. Ama ondan sonra fetva soruyorlar. Kadın gelebilir mi? Merdivenden çıkabilir mi? İnebilir mi? Karıştırdık işleri gitti. Şimdi kısacası şu, kadın gelebilir mi? Camiye gelmek için evinden çıkmaya bir mecbur etmemiş, gelene de yasaklamamış. Sonuç bu, burada kalsın. Yakınlık, bir ayet ve gözetme bakımından yakınlık var. İnne rahmetallahi garibun minel muhsinin. Allah'ın rahmeti yararlı işleri en güzel şekilde yapanlara yakındır. Ne dersiniz? Allah'ın rahmeti yakındır. Ama kime? Ayet-i Sûr minel muhsini ihsan makamında niyetiyle, bakışıyla, davranışıyla, ameliyle olanlar. Bakın yakınlık ne kadar geniş oluyor. Bir diğeri kudret ve ilim yakınlığı var. Nedir o kudret ve ilim? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْزَانِ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ Cenab-ı Hak diyor ki insanı biz yarattık, nefsinin ona fısıldadığını biliriz. Böyle nefsimizin ne fısıldadığını bilse de çarşıda yan yana iki adam gezmeyiz. Çünkü ne yaptığımızı, ne düşündüğümüzü görecek. Kritik durum, ticarette, sokakta, evde. Peki devam ediyor Cenab-ı Hak. وَنَعْلَمُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ Özür dilerim. وَنَعْلَمُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبِّ الْوَلِيمِ Biz ona şah damarından daha yakınız. Yani insanın şah damarı yaşam merkezi. Yaşayacağı yol, en önemli yeri ondan daha yakınız. Ey insanların olsun diyor. Hani o kesinlikle cennet diyorsa ondan da içeri. يَقُولْ بَيْنَ الْمَرْدِ وَقَلْبِهِ Kalbiyle kişi arasına almak ya. Başkasını koyamıyorsan o gelir öyle. Ama biz kapıyı açar, hazırlığımızı yaparsak. O zaman buradan bakınca şunu görüyoruz. Mezkur fil kitab-ı Musa inne hukyana muhlesen ve kâne rasûlen nebiyyen. O ihlaslı Resul ve Nebi iki ünvan üzerinde olan Musa'yı hatırlayın diyor Cenab-ı Hak. Ve nâdeynâhu min cânibi tûr-i eymen. Biz diyor ona Tur dağının sağ tarafından seslendik. Peki ne oldu sonunda? Ve karrabnâhu neciyyen. Konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Hoş Allah hep yerler. Biz de burada Tur Dağı'ndan değil, Efendimiz'i Hira'dan. Bakın, konuşmak için kendimize yaklaştırdık diyor. Onun için mikat Allah'ın beynine yaklaşmaktır. Şimdi mikat yeri 5 tanedir. Yani hacca gidenlerin ihramsız geçemeyecekleri yer. En uzunu Medine. Niye? Yani öbürler 90 kilometre, 120 kilometre, 300, Medine 450. Efendimiz kendi şehrinden çıkarken Zülhüreyfe'de terliğini, ayakkabısını, topusunu, örtüsünü çıkarıyor. İhrama girip Mekke'ye öyle gidiyor. Allah Nebisine öyle bir şeref vermiş ki Nebinin kendi evi sayılır Medine değil mi?
kendi evinden al ödeye geliyor ve oradan itibaren Musa miqata yaklaşınca katlarına reyip çıkarak önlerini aynen öyle bizle miqat konuşma, tanışma, bilgi alma, sözleşme, randevu mahalline girişim edebi ihramla girmektir. Ya da ihram niyetidir kadınlar için. Bakın Musa Aleyhisselam'ı yaklaştı. Peki bize de kitabı mübini gönderdi. O zaman değerli müminler işte buradan bakılınca kurban bir yaklaşma ameliyesi. Adı üstünde. Şimdi buna bakınca tabi kurbanla ilgili hepimizin bildiği innemâ yetekabbelullâhu minel muttakîn. Hani abeddu aleyhim nebe ebne-i âdeme bilhak it arraba kurbâne. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak bu haberi oku diyor. İkisi de kurban sunmuşlar. Ama birini kabul ettik, birini kabul etmedik. Müttakiler ikini kabul ediyoruz. Şimdi mesela kurban kesiyoruz. Ayetlerde hiç kurban hayvanının yaşıyla, tüyüyle, sütüyle, boynuzuyla, ayağıyla, sağlığıyla ilgili bir şey görüyor musunuz? Var mı öyle bir şey? Yok. O zaman adam dedi ki biz horozdan da kurban kurduyuz. Ama peygamberimiz olmayarak biz kurban işinde birbirimiz yer. Hangi keseceğiz? Kaç iste yapacağız? Hiçbir ayette yok. Ben bilmiyorum var mı? Peki nerede var? Sünnette var. İşte cenaze namazı Kur'an-ı Kerim'i işaret etti ama nasıl olacak var mı? Cemaat sağlığımızda bile önümüze geçti. Hocam önden gibi bir adam öldü mü namaz kılmasa görmüyor bu adam. Peygamberimiz öyle öğretti. Çok sonra arkaya koyardım ben. Onun namazını kılardım oradan. Dirilin bir adet oldu öyle ölümün gidiyor. Resulullah öğretti. Kaldırın sünnetleri, hadisleri adamı koyacak yer bulamaz. Dursun evde bir sene olur bir tanesi olur. Zahmet olmasın dedi. Dönermiş oraya noktayken. Yani bu şu demek istiyorum. Kurbanla ilgili konuşulan muhteviyatın hemen çoğu nerede var? Sünnette ve hadiste var. Şimdi Ali İmran suresinde de var. Buna geçiyorum. O zaman buradan şuraya geliyoruz. Ve nahne akrabu ileyhi minkum ve lakin la tubsirun. Mesela Cenab-ı Hak bir insan ölüyor. Siz bunu görüyorsunuz. Böyle içiniz gidiyor. Bakıyorsunuz. Doktordur, 112'dir, ambulanstır, ilaçtır, zemzemdir, duadır derken diyor ki biz ona sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz. Biz çok yakınız diyor. O anda biz aslında ölürken Allah'ın ona yakınlığını bizim kime yakın olup olmadığımızı düşünmemiz lazım. İşin bir de bu tarafı var. Böyle olunca yakınlık kadın erkek de ayırmıyor. Bakın Cenab-ı Hak diyor ki izbar edin melaiket rüyanlar ya. Hani melekler şöyle dediler, ey Meryem dediler, İnnallâhu yübeşşirüke bi kelimetin min. Allah seni bir kelime ile müjdeliyor, kelime, bir sözle müjdeliyor. Nedir o? İsmihul Mesihü İsa'dne, İsa'dne Meryem'e vecihen bir dünya vel âhara ömle mukarrabi. Bu müjde, adı Meryem olan İsa Mesih'tir, dünyada ve ahirette ya Allah'a yakın olanlardan. İşte peygamberimiz kıskanç bir peygamber olsa, bu kitabı da kendi yazıyor olsa, kendinden evvelki peygamber için böyle der mi? Hangi hoca kendinden evvelki hoca için çok iyi hoca, biz onun gibi hoca olamayız, ya biz onun gibi yapamayız der mi? Ya ben de hocayım derim, o hocaysa ben de hocayım, o özelliği varsa benim, öyle değil mi? Ama peygamberimiz Kur'an'ı yazmadı ki, Allah peygamberimize diyor ki, söyle, İsa dünyada da Allah'a yakın, ahirette de buradan bir şey anlıyoruz. Dünyada yakınlığımızın düşünmek mi lazım? Esas ahirette nereye yakın? Esas iş orada. Bir uzak düşersek yandırırız. Diyor ki ahirette de yakın olmak. Kim olur? Yedi grup insan arşın gölgesinde gölgelenir diye hadis-i şerifimiz biliyoruz veya başka şeyler var. O zaman buradan şunu görüyoruz. Yeşhedühül mukarrabun. Allah'a yakın olanlarına şahit olurlar diyor. Başka bir ayet. Allah kendine yakın olanları şahit gösteriyor. Detayı bu sonra en büyük nimet aynen yeşrebu bihel mukarrabun. Bir pınar ya Allah'a yakın olanlar ondan içer. Çok özel. Hidamuhu misk. Özel bir içecek. Mühürlü. İçinde misk kokusu olan farklı bir içecek. O yakınlığı kazan. Cennete herkes giriyor ama o yakınlığı kazanan kulların içeceği bizim hidam farklı. Niye? Biz de dünyada İslam'ın içeceği olan nimetleri az içtik, az kullandıysak orada da ona göre ölecek. Fî gülü ve bu
yuşribu fî kulûbihimül eyyûn. Buzağının sevgisini içmiş. Batıl sevgisini içenler var, hakkın sevgisini içenler var. Hakkın sevgisini içenlere ve sekâhum rabbûn şerâhem zahûrâ. Yeni camide yıkılan bir tane şey var. Çeşme var. Onun üstünde yazar bu ayet. Rableri onları tertemiz içecekler ve suları ikram etti buyurdu. O zaman demek ki bu yakınlığın bakmak lazım. Tabii biz çocuğumuza yakın olmak istiyoruz. Geline, damada, amirimize, siyasetçiye, falandan uzak olmak istiyoruz. Öbürü bir sürü hesaplarımız var. Herkesin bir yakınlık uzaklıklarına işi var. Ama bunun manevi boyutunu, dünyevi sorumluluğunu düşünmezsek yarın ahirette el merhu me'amene habbe. Kim kime yakın ve seviyorsa onun yanına gitsin diyor. İşte o zaman el akıllâhu yevmîdî bâdûnî bâdûn. Hadi bu ilen mutlakîn. O gün müttaki olanların dışında bütün dostlar birbirine uzak olacak. Evetler ve düşman olacak gayet. Öldü. Bugün çok yakınlar ya. Orada hepsi düşman olacak. Hani yakınlarız? Kalmadı ya. Çünkü o gün dost dostu solmayacaktır. Öyleyse ahirette de yakın olacak dostlar Rabbim nasip eylesin bize inşallah. Böyle bakılınca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ben biraz sonra okuyacağız. Yakınlığı anlatan var. Onu geçeyim. Kurbanlarınızla nefislerinize arındırın diye dilimizde alışır. Demek ki kurban arınmakla bir hayvan geçiyor. Niyetle, tefekkürle, şuurla bir arınma meselesi. Hac suresinde bekir ümmetin cehennemen seken niyet duruşunda Allah'a ala maruzak olun. Bekir-i Tehna. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine Allah'ın adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. Allah böyle Allah'ın adını an. Mesele sadece kurbanla sınırlı değildir. Biraz sonra birkaç günde de bu konuda söyleyeceğiz. O zaman demek ki Peygamberimiz kim genişlik ve imkan bulur da kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmaz. Mescide yaklaşmadık mı bütün hayırlardan korkunur. Hani mescidi manevi bir su kanalı şeyi kabul edin, zemzem kuyusu gibi öyle değil mi? Mümin için hazır ver nedir? Yeminden önce geliyor mescidi inşa etme. Öyleyse bir adamın da mahallesindeki camiyi bitirmek, kendi evini süslüyorsa vay bunlar ne? Öyle camiyi bitirmek lazım ki millet rahat bir namaz kılsın. O zaman buradan şuraya gidiyor. Kurban Allah'a anlattı. Niye? Çünkü Hac suresinde tek tek detaya girmeyin. Ayetlerde buyruluyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu Allah'ı anınız. Demek ki hac, kurban, namaz, bütün ibadetler ama özellikle kurban bir canla olan ilişki Allah'ı anmaktır. Nikah bile Allah'ı anın diye her öyle değil mi? İşte belediyenin nikahı yapılır mı yapılmaz mı? Soruluyorsa tehlikeden kaçmak. Geçen gün aradılar hocam dediler nikah var. Nerede kıyalım? Gelin evde kıyalım dedi. Onların evinde müsait demiş. Böyle de bir ilginç hatıram oldu. Bir cemaattan böyle benim de seven bir dedik anını. Hocam dedi nikahım var. Akşama müsait misin dedi. Biz eve geleceğim ben dedi. Ben de gelip beni alacaksın dedi. Araba geldi süslü müslü. Dediler bir gelin arabası geldi. Herhalde dedim beni alıp götürecek içi boştu. Gelin de indi damatla. Hayırdır? Hocam yormayalım sizi dedi. Yani. Nikah geleceksin dedi. Sizin evinizde diyorsun. Bizim hatıramız olsun dedi. Geçen dediler ki Makedonya'dan gelin alıyorsa hayırlısı olsun dedi. Ama nikahı camide mihrapta istiyor dediler. Bizimkiler duymasın. Şimdi nasıl, niye sünnet Makedonya'daki Müslümanlığa bak. Çünkü Resulullah'ın zamanında nikahlar camide değil. Hamdeli okunuyor, cemaat büyüyor, ikram alıyor. Kolay bir insan toplanıyor. Ama şimdi işler karıştı. Bunu nereden geldik? Allah'ı zikrettiğimiz tüm işler meşru ve kubak olur. Ama haram bir işe zikredilmez tabii. O zaman burada, şimdi bakın gelelim işin bir diğer tarafına. Her ümmet için, efendim Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar Allah'ın ismi anılsın diye meşruiyet edildi ya. Hüseyin'i diyor ki tasavvuf büyüklerinden, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli günlerde Allah'ın adına ansınan ayetini yorumlarken kurbanın şükür amaçlı Allah'ı anmak için özel bir ibadet olduğunu söylüyor. Var mı? Var tabi. Ayet-i kerime sayfayı aşağı inir. La lehu teşkurun onları küçük de derler diyor. Kurban bir şükür ibadetidir. Diğer tarafta Mevlana diyor ki bu konuda
Namaza başlarken de tekbir getirilirdi. Mevlana kendi yorumunu şöyle yapıyor. Namaza başlarken bir tekbir tıpkı kurbandaki gibi ya Rab, huzuruna kurbanım, her şeyden ilgimi kestim demektir. Sana döndüm demektir. Ben öyle anlıyorum diyor. Koyun keserken de Allah'a ekber denilir. Öldürmeye de terbiye edilmeye layık olan nefsi kurban ederken de Allah'a ekber denilir. Nasıl keserken Allah'a ekber diyor? Nefsini kötülüklerden arındırmak için ve Rabbeke tekebbir, felik kebbirullah, Allah'ı tekbir edeceksin diyor. Hani diyoruz ki şimdi bize şöyle işte namaz kılınır, sabah namazı, ondan sonra imam bayram namazı kılınır, cemaat tekbir getirir, imam minbere çıkar, kendi yerlerine tekbir getirir, arada cemaat getirir, bir de 23 vakit Arife günü çarşamba sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar kadın erkek namazlardan sonra tekbir getirir. Ha o kadar. Öyle bitmiyor. İçi dolu bir tekbir istemiyor bizden. Özel bir tekbir istemiyor. Bayramda, bayramın tören sözü tekbirdir. Görüyor musun? Allahu Ekber Allah'a Ekber. İsmini vermeyeyim tartışma olmasın. İstanbul'da büyük bir salonda toplantıya gittim. Toplantı. Yani Türkiye'nin zaten olağanüstü durumu bitmiyor. Bir gene olağanüstü dönemler. İşte yok saygı duruşudur, yok marştır, bilmem nedir, kalkın, oturun, karıştı oturun. Neyse toplantı. Başladıktan sonra çok yaşlı bir zat çıktı. Allah'a saygı duruşu için ve müminlerin marşı için ayağa kalkın. Herkes de çekiniyor. Bir tarafta devlet, bir tarafta Allah kaldı, bir de toplantı. Aynen böyle oldu dedi. Neyse kalktı bir de. Kalkın düzgün durun dedi. Allah'ın huzurunda olduğunuz niyetiniz aldığı için dedi. Hep beraber başladı. Allahu Ekber dedi. Şişt nasıl çimliyor. Demin hiç ses çıkmayan bir yer. Ne canlı içmeyersen de bir kaldıracak hocaya ihtiyaçları olmuş. Şimdi kurban hakka boyun eğmektir deniyor. Niye? Ayet-i Kerime'de bakın. Hakka boyun eğmek kurbanın görevi mi sadece? Yoksa yanlış okuyayım bir ayetler çok. Biraz da hocalık zayıftır. Yani bunu da hepsini söylettirmeyeyim bana. Ve sana öyle bu. Niye ayet-i kerime var? Şimdi ayet-i kerimeye bakın da kezalike sakkarna halekum. Kezalike sakkara halekum. Böylece Allah sizin emrinize bu hayvanları verdi diyor. Ve sakkara lekum hafı sena vâdu hafı. Yerde ve gökte ne varsa tesbih. Bizim kullanmamıza verdi. Peki bizim için verdi. Bizi bize niye verdi? Öyle bu kadar hayvanat bizim diyor, insan, ağaç, kar, her şey bizim diyor. Onun için buradan tekrar Hüseyin diyor ki kurbanın itaat manası vardır. Çünkü izgale lehu rabbuhu eslim. Rabbim İbrahim'e teslim ol dedi. Eslem diyor. Lillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine teslim ol diyor. Şimdi diyor ki Hüseyin bu itibarla ayette eslem diyor Rabbil Alemin ifadesi emri dinleme, itaat etmekle karşıladım ve hükmü gücüm yettiğince kabul ettim şuurudur diyor. İbrahim Aleyhisselam Allah ne zaman ne söylediyse öyle dedi. Öyleyse gerek kurban kesmemiz, gerek gerekirse İbrahim Aleyhisselam gibi ateşte yanmaya rağmen tevhidi mücadelede olmamız işte bu itaatı gösterir diyor. Anlaştık. İşin bir yönünde öyledir diye ifade ediyor. Hazreti İbrahim malından, bedeninden ve çocuğundan hiçbir şey esirgememiştir. Çocuğunu kurban etmekle emrolunduğunda onu kurban etmek istemiş, Allah kurban etmekten bırak vazgeç dediğinde kurbandan vazgeçmiş. Öyle değil mi? İki emri var burada. Bir kurban etme emri var bir adam, bir de vazgeçme emri var. Tamam, bu iş bitti demiştir. Bir yerde başka bir şey verilmiştir. Demek ki yap dediğini yaparken yapmadı. Hazır yap dedi ben şunu. Yok öyle daha var. Görüyor musun? Çift yönlü bir imtihan var. O zaman onun tercihi ve Allah'ın tedbirinin nasıl uygulanması gerektiğini emir veriyor. Demek ki böyle yapılması emrediliyor, bırakın deniliyor. Hemen niye öyle? Allah böyle istiyor. Bir hikmetini öğretiyor bize. Onun için bu şey diyor ki her ümmet için Allah'ın kendine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismi anılsın diye kurban kesmeyi meşru kıldık ayetinde kurban itaat ilişkisi vardır. Ve beşir-i muhbitin, alçak gönüllüleri, müştere diye bir ayet var. Bu kurbanla ilgili ayetin devamında bu var. İhbar, imkan nispetinde istikamet şartlarına bağlı olarak ibadete devam eden kullardır diyor. O zaman bu muhbit konusu, daha evvel birkaç anlattığımı hatırlıyorum.
Kur'an-ı Kerim'de kurban kesenlerin müjdelendiği vasıf. Ama o vasfın devamı, onlar nedirler? Allah'ı zikredenler, sabırlı olanlar, infak edenlerdir. Demek ki kurbanın başı, sonu, şöyle bir anlayış var. Yani başında ve sonunda bir sorumluluk var. Bir ibadeti yapmak, bütün ibadetleri yapmak anlamına gelmez. Hatta gittik geldik, tamam daha ben de Müslümanlığı doğru yapacağım bir şey yok. Kurban kesip yok, böyle bir şey. Müslümanlık, ibadetler, sorumluluklar, lezzetler içerisinde lezzet tadında devam etmektedir. O zaman buradan böyle bakılınca diyor ki Mevlana şöyle söylüyor. Hazreti İsmail'in iddiasının bir sembol olduğunu, bu iddiada ortaya koyduğuna büyük bir lütuf olduğunu anlatırken Peygamberimiz mesela buyuruyor ki çarşıda pazarda daima iki melek vardır. Yoksullara yardım edenlere ey Allah'ım ver, vermeyenlerin de malını talep et diye dua ettiğini buyuruyor. Hele canını verene boğazını uzatıp Yaradan'a kurban olana o kimse İsmail gibi boğazını uzatmış, Allah yolunda kurban olmaya hazırlanmıştır. Fakat Allah o boğazı kestirmez, verenin malını eksiltmez. Tamam? O zaman işte şehitler de Allah yolunda canlarını feda ettikleri için diridir, koşturlar, sen ateşe tapanlar gibi bedene bakma. Şimdi bir tarafa. O zaman buradan bakın da yedirmek konusu var. Şimdi yedirme konusu فَكُلُّ مِنْ هَا وَاَتْنِمُ بَا اِسَا الْفَقِيرِ Bir de Erbani Oder var. Tefsirler diyor ki yemek ibadetten yedirmek vücubiyet. Ne demek o? Yiyebilirsin ama yedirmek mecburiyetindesin. Tamam? Kime? Yoksula, fakire, kanaatkere ve isteyene. Cuma günü de acizane ben vaat ettim. Bu ayetin kısmını söyledim. Tabi namaz bitti, dışarı çıktı. İkinde biri çevirdi. Cuma'da siz mi vaat ettiniz dedim ona. Ama sordular ya. Adamı da tanıyor. Evet dedi. Allah için isteyene verin dedim dedi. Öyle demedim. Ben ne dediğimi bilmesin. Bilmesem buraya bir şarlak var. Allah için isteyene verin demedim. İsteyene verin dedi. Bilmiyorum dedi. Ben senden onları istemiştim ama vermemiştim. Bir anam almış şey, yemek yedirmek faziletlidir dedi. Bir sorulmuş hocam, yedir şu yemek. Gerçi o kadar hep milletten onun oluyor da benden de istihdadını almıştı da bu sefer dedim dursun. Öyle yapsın. Ben de kırmak istemem. İnşallah gıybet olmaz ama ya yani anladın mı? Vaazı biliyorsun da adam çeviri veriyor. Vaazı sen mi ettin orada? Onun nereye işin bak vaazı kaybetti. Şimdi burada yedirmek konusu var tamam mı? Yani ille yemişim zaten vekalet veriyoruz ya, yediriyoruz ama biz yiyemiyoruz. Halbuki evde bir kurban diye bir şuur oluşturmakta da fayda var. Şimdi kurban takvadır. Bunu artık hepimiz ezberledik. Takvanın bir kabul ettir. Ayeti de ezberlediniz. Etler kanlar ulaşmaz. Kim ulaşır? Ve lakin yine bir takva mıydı? Takva ulaşır. Peki nedir takva? Nefisten ve yaratıklardan uzak kalma, uzaklaşmaktır. Bu manada nefisten ve halktan beri ve uzak olmak İhlas dediğim şeyi kendisi. O zaman takva yok ama hayvan 350 lira 30-40-50 kilo geldi. Eti de çok iyi çıktı. İyi de bizim iç nasıl, bizim kalp nasıl. Bunun için Musevi Hazretleri diyor ki buradaki takva kararlılık, Allah'ın rızasını talep, haramlardan şüphelilerden kaçınmaktır diyor. Başka bir şey söyleyeyim. Takva kardeşini öldürmemektir. Öyle değil mi? İki kardeş birbirinden birisine dedi ben seni öldüreceğim dedi. O da ben öldürmeyeceğim çünkü Allah takvanını kabul ederdi. Öldürürse takvan bozulur, kurban gider. Şiddet uygulayanlar, dövenler, öldürenler, terör yapanlar, İslam'a uygun davranmayanlar, kurbanlar nereye gider? Yeter, başka hiçbir şey olmaz. O zaman bu ayetlere bakarsak, demek ki işin bu yönü var. Dedik ki kurban yakınlık meselesidir dedik. Şöyle, Ebu Nas Serraç Tursi diyor ki, hac ibadetini anlatırken, kurban keserken hayvanı kesmeden önce kendi içinde bulunan nefsini kurban etmek, sevgilerini, arzularını kurban etmeyi düşünmek lazımdır. Böyle bir yorum getiriyor. Cüneydi Bağdat diyor ki, kurban kesme, mahallede nefsinin bütün arzularını kurban etmeyen kimsenin kurban kesmiş sayılamayacak. Bunlar hukuki mecburiyet değil. Ama manen takvayı nasıl kazanma derdinin birer söylemidir. Ankaravi Hazretleri diyor ki Bağdadi'nin düşüncesini izah ediyor. Nefislerinizi ona muhalefet kılıcıyla boğazlayın diyor. Nefis
nefislerinizi muhalefet etme. Onun için nefsin arzuları da vardır, bu şekilde ifade ediyor. Şimdi biliyorsunuz ve izgâle Musa bi kavmihi innallâh yedkûn men tezbehûl bekâr. Doğru okudu isen, Musa sen diyor ki kavmine, bir kurban keseceksiniz, bir sığır kesin, Allah böyle emrediyor. Bunlar diyor ki, alay mı ediyorsun şimdi, ne sığırıyor? O diyor ki, Allah'a sığınırım diyor, böyle cahillik yapmaktan. Ben Allah hakkında bir ileri gibi emredebilir miyim diyor. Onlar da ızgâle kullenâ rabbeke yübeyyillenâ mâhî. Özelliği nedir bu hayvan? Nasıl bir hayvan keser? Yani git al kes işte, ne uzatıyorsun? O da قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرْتُ لَا قَرْضُ وَلَا بِكُنْ اَوَانُ بَيْنَ دَارِ. Tekrar soruyorlar, rengi nedir? صَفْرَا وَفَاتُ مُلَّمْرَ. Tekrar soruyorlar, hepsi birbirine benziyor. اِنَّهُ يَقُولُ بَقَرْتُ لَا دَبِلُ تُسِيرَ. Bir sürü özellik, neredeyse kesmeyecekler. Neredeyse kesmeyecekler. Şimdi, ülkemizde kurban işi vacip olduğu için Hanefilerde tutmuş bir iş, kesiliyor. Ama bir kısmı ya bu kadar önemli yok diyor. Bir, ya kesene önemli yok diyor. Ya bana yapma diyor. Halbuki Türkiye'mizde namaz konusu büyük bir sıkıntı. Dördü konusu. Bununla ilgili söz etmeyiz. Yapılan işin önüne geçmeye çalışıyor. O zaman burada şu var. Bu ayette nefsinizi kesmenizi emrediyor diye bu tasavvuflar söylüyor. Yani ayetler hakikati kurban ama hani bir ayet var ya İsrailoğulları ile ilgili. Bak bunu o entüseyyum. Onu bir duyuyorum var. Nefsini. Kendinizi öldürün. Hangisi öldürür? Yani tevbe için hakikaten öldürecekler birbirlerini. Bir yorumda şunu, içinizdeki o günah arzularınızı öldürün. Bunu bu şekilde anlamıştır. O zaman insanın Allah'a kurban olması kurban-ı ekremdir demişler. Esas iş orada. İşte İsmail örneğinde var. Adem Aleyhisselam'ın çocukları örneğinde var. Musa Aleyhisselam örneğinde var. Bunun için demiş ki büyükler biliyorum. Nefsin üç hali var. Bir, genç, koç hali. İki, bakara, sığır cinsinden. Üç, bedene, deve cinsinden. Üç hali var. Nefsin sülük Allah'ın yakınlığına ulaşmadan evvelki hali koç halidir. Her tarafı süzer affedersin yani. Kuvvetli, güçlü, hareketli. Sülüka başlamasına ve bunun iyi bir gelişme gösterme hali bakara hali. O ortadaki sığır hali sükunet durumunda. Makam ve menzilleri kat etmesi ise bedene o deve hali mümin deve gibidir ya da şey devamında baktık dersen oturur gibi dersen itaatkardır. Mütasavvıflar böyle de bir yorum yapmışlar. Bunu böyle. Onun için Fuzuli diyor ki vermeyen canın sana bulmaz hayatı camina zindi-i camin ana derler ki kurbandır sana diyor. Şimdi Yunus Emre de bu konuşuyor diyor. İsmail'in hak yoluna canımı kurban eyledim. Çünkü bu can kurban sana ben koç kurbanı eyledim. Koç kurban veriyor ama İsmail olamamışsın. Neydi İsmail'in özelliği? Emredildiği şeyi yap babacığım demiş. Allah'ın emrettiği şeyi yaparım diyebilmek Rabbim bize de nasip ediyor. Ne güzel demiş. İsmail'in hak yoluna canımı kurban eyledim. Çünkü bu can kurban sana ben koç kurbanı eyledim. Kurban inkar etmiyor. Ama kurbanın İsmail'den gelen teslimiyetiyle bu işin kemalerinden düşünün. Onun için Hazreti İbrahim rüyasında çocuğunun doğaldığını görmesini İbn-i Arabi diyor ki aslında burada diyor acele et İbrahim Aleyhisselam öyle bir örnekmiş. İsmail koçun remzidir diyor. Ona göre İbrahim'e rüyada oğlunu değil onun remzi olan koç gösterildi. O acelede hemen oğlunu emri geri kalmasın diye diyor kurban etmeye kalktı. Ama Allah bu kadar öyle değil. Oradaki remz, işaret başka bir şeydir dedi. Bunu beğendi. Onun için Gazali de diyor ki Allah'ın maksadına gelmek, ona riayet etmektir şeklinde ifade etmiştir. Sonuç. Peki kurban kesemeyin ne olacak? Şimdi bir kere şu var. İslam'da her şeye inanmak esastır. İnandık mı mümin olur. Gücümüz yettiğinde yaparsak emir yerine gelir. Yapamazsak inandık yapmadık bir günaha girmiş olur. E yok para ne yapıyoruz? Ya bu kadar anlattık ki şimdi iş çıkardım başımıza. Bunu örnek almayın. Ama ilginç bir anekdotla bitiriyorum. Şöyle. Fetih bin Ali Mevsili bir kurban bayramı günü ölümü 835'te uzattı. Mahalleler arasında böyle garip bir adam geziyor. Böyle dolanıyor bakmış bir
millet kurban gözü o gün düşatmadılar. Etler, kanlar, işte dağıtımlar falan. Garip yok, kurban kesecek bir şey. Artık öyle dolmuş gelir. İlahi demiş. Bilirsin ki sana kurban edecek bir şeyim yok. Bende sadece bu var demiş. Yok ki. Uyanmak istemiyor ama anladık. Elini boğazına soktu. Biraz sonra düştü. İntihar etti demiyoruz ama bu da bir aşık hikayesi böyle. Sana verecek hiçbir şeyim yok. Bir canım var diyor. Tatlı biraz sonra öyle. Şimdi buradan şu var. Aslında mümin yapamadıklarının aşkıyla yanar. Yaptıklarının da şükrüyle olur değil mi? Rabbim kurban şuurunu yeniden diriltmeyi, İsmail Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın o teslimiyetlerinin örneği, Efendimiz'in 63 tane kurban kesmiş mübarek. 63 yaşına işaret diye kitaplar var. Daha başka şeyler var, dişçilikler var kurbanla ilgili. Başka yorumlar var, diğer dinlerde var. Hayvanları nasıl kutsallaştırdıkları var. Mevdudu diyor ki, Hindistan'da bir Hindu ineğe tapan biri Müslüman olması için İslam'ı kabul ettikten sonra bir lokma dahi olsa inek etinden yemesi gerekiyor. Niye inek etinden yiyecek? Çünkü inek dün tazim edilen kutsal hayvandı ya, kutsal kutsal dokunulmaz, yenmez, kaldırılmaz bilmem ne. İnek yolun üstünde olursa kaldırmıyorlar. Ya ölürse hiçbir şey kaldırmak için demek ki. Ama diyor ondan bu Allah için yenir ve ben bunu yerim. Rahattır diyebiliyorsa gönlü rahat Müslümandır. Hala Müslüman oldu ama ben inek eti yiyemiyorum diyorsa ya diyor Allah'ın helaline karşı böyle yapıyorsa daha hala içinde buzağı sevgisi içirilmiştir. Onun için Musa Aleyhisselam'ın kavmi de buzağı ile saptırdı Samir'i. Ya kurban konusu öyle dallı budaklı bir iş ki onun için İsmail Aleyhisselam zamanında çocuk kurban etme vardı. Peygamberimizin zamanında da vardı. Uzatmayalım. Efendimizin dedesine diyor, şu zemzem kuyusunu açmak istiyorum diyor. Bak, koşturma istiyorlar. Allah'ım bana 10 tane evlat verirsen diyor, arkam güçlü olur, 10 evlat da gelir bu kuyuyu açar diyor. Allah ondan erkek et, gör bak. Kuyuyu açacak ama sözü var. Kur'an'ı çekiyor, Kur'an kime çıkıyor? Abdullah'a çıkıyor, Hazreti Peygamberimiz mübarek olmasın. Sonra tutuyor, mübarek etmek istiyor, söz verdi ya. Bir kenardan bir kadın ya da bir adam geliyor. Diyor ki bu adeti diriltme, ortaya koyma tekrar. Bu eskiden vardı ama yeniden bu iş büyür diyor. E ne yapalım? Deve koyalım 10 tane, kurban çekelim. 10, 20, 30, 100 deveden develer. Yani kurban etme işi var. Bugün de kurban etmiyoruz ama hunda ediyor insanlar birbirini. Öldürmek, şiddet, dövmek, terör, bombalamak, perişan bir vaziyet. Öyleyse bir de şunu söyleyeyim, kurban Medine-i Münevvere'de emredildi. Mekke'de kurban işi yok. Niye? Müslümanlar can derdinde kurbanla nerede uğraşacak? Medine'ye gelenler hicretin ikinci yılında Allah'ın emriyle kurban kesin. Tamam mı? Benim gücüm bu kadar yetiyor. İnanır mısınız buraya çıkarken hep diyorum ki niye böyle oluyor? Tam bir saat oldu azmıştı. Saat diyorum 50 dakikada bırakacağım diye kendi kendime çok iyi söz veriyorum. Demek ki 10 dakika fazla azalıyor. Birazını da atladım. Kusura bakmayın yani çok uzatmak istemiyorum ama bu son 10 dakikayı bir türlü ayarlayamadım. Siz de dua edip de bayramdan sonra biraz kısaltalım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekbirleri unutmayalım inşallah. Bir de bayramda dargın olanlarınız barışmasınlar olur mu? Bunu da unutmayın. Yani böyle karışık karışık deyip de iş çıkarmayın. Kapıyı daha büyütürsünüz şimdi. Barış edersin bayram evine şimdi barış. Bayram günü gidip de al elini ver elini demeyin. Olur kavga çıkar rezillik büyük. Yiğitsenin bu hafta çarşambaya kadar barışma işe gidin. Telefon edin, selamünaleyküm. Nasılsın, iyi misin? Ben de bayramda memlekete gideceğim, sen ne yapıyorsun? Çocuk çocuk nasıl kurban kesiyorsun? Yap o kadar, çok kötü telefonun var. Var değil mi? Kontrolün yoksa gel ben denemez. Anlaştık. Ama bayramda barıştır hocam diyor. Aman diyorum bayramı rezil etmeyelim. Bak, aslında barışmalı ama kurban hayvan bize teslim de biz hakka teslim değiliz. Rabbim hepimize sağlık, afiyet, sevgi ve mutluluk. Ümmet-i Muhammed'e de gözyaşını dindirecek istikamet lütfeylesin. El Fatiha.